Kalfan, konağın yeni sakinlerini odalarına yerleştirin, rahat ettirin. Nejat ve Nabi ile kimin ilgileneceğini Calibe Hanım karar verip size söyleyecek. Hangi odalar hazırlandı Kafa? Alt kattaki iki misafir odası efendim. Allah, ne yapacağım ben? Aa, misafir deyip durmayın canım. Nazım Bey'i duymadınız mı? Nejat ve Nabi artık bu evin yeni sakinleri. Müsaadenizle. Ben yukarıda olacağım Nejat. Dinlendikten sonra şefi muayene etmek istediğinde yanınızda olmak isterim. Tabii ki Nazım Bey. Asude. Seninle konuşmamız lazım. Artık odama bir yorgunluk şerbeti alayım Kalfa. Peki efendim. Ablaların gülüsün biliyorsun değil mi? Oh. Bak Asude. Evlilik kararı alırken en büyük endişem Şefik'ti. O bile bu durumu olgunlukla karşıladı. Sense çocuk gibi davranıyorsun. Keşke Şefik gibi hiçbir şeyin farkında olmasam. Sen neyin farkındasın ki Asude? Hiçbir şeyin farkında değilsin. Bir insanı hırsızlıkla suçlamak ne demek? Benim karıma iftira atmak ne demek? Bunun farkında mısın? Şimdi ne yapacaksın? Calibe'nin yüzüne nasıl bakacaksın? Ben kimseye iftira atmadım. Öyle mi? Söylediklerin doğru çıkmadı ama. Söylediklerini kendi gözünle gördün mü? Hayır. Kim gördüyse onu bana söyleyeceksin. O kimse kızımın arkasına saklanmadan karımın hırsız olduğunu söyleyebilecek mi bana? Sen kimi koruyorsun? Ben kimseyi korumuyorum. Bana yalan söyleme. O kimse bu iftiranın cezasını çekecek. Bir hata yaptım baba. Bu benim hatam. Başka kimsenin değil. Kimseden hiçbir şey duymadım. Calibe Hanım'ı o gün ben takip ettim. Hediyenizle kuyumcuya gittiğini görünce onu sattığını düşündüm. O gün cezalıydım. Onun için bir başkasından duyduğumu söyledim. Sana inanamıyorum Asude. Sen benim en güvendiğim insansın. Seninle hep gurur duydum. Benim kızım bir tanedir. Bambaşkadır. Babasının mutluluğu için her şeyi yapar dedim. Ama sen bana bunu yaptın. Bu kez gidip Calibe'den özür dileyeceksin. İnşallah seni affeder. Hayır. Özür dileyeceksin. O kadar. Ne vardı Kalfa? Efendim, Nejat ve Nabi beylerle kimin ilgilenmesini isterdiniz? Vallahi kıymet bize anca yetişiyor. İki odanın daha sorumluluğunu alamaz. Nejat ve Nabi ile Ruşen ilgilensin. Ruşen hem Asude Hanım'a hem de beylere yetişebilecek mi? Vallahi bu onun sorunu. Yetişecek. Kıymet. Hı. Nabi Bey'e sen götürüversen şunu. Aman sen de erindiğinden erine dayı diyeceksin ha. Götür gel hemen. Dünya kadar iş var.
Konağa iki boğaz daha eklendi zaten. Ben götürürüm. Ruşen yukarı. Celibe Hanım seni çağırıyor. Ben kileri toplayacaktım. Ruşen, ne oldun yine sen? Hı? Senin bu üst katla ilgili korkunu bir anlayabilsem artık ben diyorum. Yok canım. Anlayacak bir şey yok. Tamam o zaman. Yürü. Yerleşmemişsin daha. Acelem de yok, niyetim de. Ama senin niyetinin farkındayım. Merak etme. Seni buraya getiren ben değilim. Kendi aptallığı. Ben sadece çok sevdiğin Kirkor Hoca'nın hayatını kurtardım. O kadar. Senden böyle bir yardım isteyen mi oldu? Bencilsin Nejat. Sadece kendi gururun var sanıyorsun. Nazım'a sen yalvarmadın. Senin için ben yalvardım. Ben senden bir şey istemedim. Senden ya da kocandan bir şey istemekten ölmeyi tercih ederim. Nabi'nin suratının hali ne? Ya daha kötü bir şey yapsalardı çocuğa? Sen hiçbir şey istemeyeceksin diye benim kardeşim zarar görsün. O tefeci saçmalığı yüzünden ben hırsız damgası yiyeyim. Ama sen gururunla otur. Benden ne istiyorsun? Bunları sağladığın için sana teşekkür mü edeyim? Benim tek isteğim vardı. Senden uzaklaşmak. Fransa'ya gidip bir daha dönmemek. Ama senden kurtulamıyorum. Ben de senden kurtulamıyorum. Çünkü bu öyle senin sandığın gibi bir arkanı dönüp gitmekle, kaçmakla kurtulabilecek bir şey değil. Biz nereye gidersek gidelim bizimle beraber gelecek. Sen istediğin kadar inkar et. Bunun adı aşk. Doktor bey. Nereden nereye geldik birader? Konak değil saray yavrusu. Abla kontrole geldiysen hiç lüzumu yok. Odalar taslamam. Geldi mi hizmetçilerin? Yerleştin mi odana? Hizmetçim mi? Gerçekten mi? Ruşen. Hanımlar. Ruşen Hanım. Ruşen. Bundan böyle Nejat ve Nabi'nin hizmetiyle sen ilgileneceksin. Duymadın mı Ruşen? Kızım duymadın mı? Bak hala bakıyor. Başlasana Nabi Bey'in odasından. Tamam. Paşa babanız nasıllar Ruşen Hanım? Abi enayi tabii. Paşa kızıyım diye kandır, korularda buluş. Anlamaz tabii. Ben size söyleyecektim ama. Ama? Ama fırsat vermediniz. Ha benim suçum yani. Hani benim kim olduğumun hiç önemi yoktu? Hani ben paşa kızı olmasam prenses olurdum sizin için. Önemli olan kim olduğun değil, dürüst olmandır Ruşen. Beni aldattın. Beni kandırdı. Her satırını aşklarla yazdığım o mektupların hepsini boşuna yazmışım. Lütfen öyle deme. Demek ki senin gözünde benim hiçbir değerim yokmuş. Tek değer verdiğin benim itibarımmış. Hayır. Hayır gerçekten öyle değil. Ben bundan sonra yatağım sert, yastığım çift olsun isterim Ruşen. Senden tek beklentim bunlardır. Kolay gelsin.
Bak bir tane daha var. Onu da anlatayım. Babam tüfeğini doğrultmuş, nişanını almış. Ama hayvan hala çalıların arasında kıpırdıyormuş. Babam tam tetiği çekecekken çalıların arasından boyu kadar kürklü bir şey fırlamış. Boyu kadar nasıl hayvanmış öyle Şefik? İster inan ister inanma Necat ama Şefik doğru söylüyor. Gerçekten bu kadar bir şeydi. Hayvan değilmiş ki aslında. Bizim Hasan abi çalıların arasına girmiş sabah güneşi gelmesin diye. Üşüyünce de üzerine bir ayı posta almış. Daha bir sürü av hikayesi biliyorum ama ben hiç ava gitmedim. Sen biliyor musun? İstanbul'un en büyük avcısı kimdi? Kim? Dedem. Ondan sonra ben oldum. Şimdi benden sonra da sıra sende. Hiçbir şey seni durduramaz Şefik. Şimdi ağrına dayanacaksın. Elini ver, ayağa kalk. Hemen mi? Bana güvenmiyorsan yatağa tutun. Güzel Şefik. Dayan biraz daha. Dayan Şefik. Çok ağrıyor. Dayan Şefik. Biliyorum zor. Çocukluğundan beri çekiyorsun bu ağrıları. Ama içimizde acıya en dayanıklı olan sensin. Yapamadım. Yapamadım yok Şefik. Daha yeni başladık. Her gün biraz daha zorlayacağız. Ama sonunda yapacağız. Güven bana. Sana söz veriyorum Şefik. Av hikayeleri değil. Av anıları anlatacaksın. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Babamla yaşadığınız sıkıntının sebebi bendim. Bütün olanlar için özür dilerim. Bu özür gönülden mi diliyorsun? Yoksa tatsızlıklar bitsin diye nezaketen mi? Asude. Çaldığımı iddia ettiği şey zaten benimdi. Hiç kimseye hesap vermeden satabileceğim bir şeydi. Özrümü kabul ediyor musunuz? Eğer bu yaşananların sebebi sen olsaydın özrümü kabul ederdim. Ama niye bir başkası adına özür diliyorsun? Bunu anlamıyorum. Çünkü bunu babama söyleyen bendim. Ama bunu yapmanı sağlayan bir başkasıydı. Münevver Hanım. Bakın ben bir hata yaptım. Doğru olduğuna inandığım ama ispatlayamadığım bir şeyi babama söyledim. Siz de Münevver Hanım'ı bu işin içine katarak bence aynı duruma düşmeyin. Ben böyle bir duruma düşmem Asude. Eğer bir şey biliyorsam hemen gidip Nazım Bey'e şikayet etmem. Kim olursa olsun gider yüz yüze hesaplaşırım. Konuşmanızı bölmeyeyim. Ben odama çekiliyorum. Biz bu konağın iki hanımıyız. Bizim konuşmamız bitmez. Hem için rahat olsun. Her şey nasıl daha iyi olabilir? Nasıl daha mutlu bir aile olabiliriz onu konuşuyorduk. Madem ki sorunlarımız çözüldü. O halde akşam yemeğini hep birlikte yiyebiliriz artık. Müsaadenle ben bir Münevver Hanımlara uğrayacağım. Bu akşam Necat ve Nabi'nin ilk yemeği. Belki bize katılmak isterler. Hay hay. Rezil oldum. Nasıl bakacağım şimdi yüzüne? Her gün nasıl çıkacağım karşısına? Yok, taşınayım ben bu konaktan en iyisi. Saçmalama Ruşen. Senin yüzünden oldu zaten. Nereden çıkardın paşa kızı diye?
olmadığını söyleseydin. Fırsatın vardı. Ağzın açık gittin. Kelebekler gibi kanat çırpa çırpa geri döndün korudan. Rüya gibiydi, ne yapayım? Söyleyemedim işte. Söyleyemediysen bana da kızmayacaksın. Beni zengin koca peşinde zannediyor. Ne peşindeydin? Düğünde kuyruklu elbiseyi niye giydin? Hı? Zengin koca bulmak için. Olabilir. Bunun abinin bilmesine gerek yoktu ama. Ma, sanki o ne peşinde? O da seninle paşa kızı olduğun için beraber olmak istemiyor mu? Ruşen Hanım, Ruşen Hanım diye peşinde dolanmıyor mu? Hem ayrıca ben sizi birbirinize yakıştırıyorum. En azından niyetleriniz aynı. Aşık olmadın mı yani bana? Ben nereden bileyim? Onu sen hesap et. Sen ne kadar aşık olduysan o da sana o kadar olmuştur. Leven Hanım, misafiriniz geldi. Cahilbe Hanım'a kahve getiriver. Gerek yok. Fazla vaktinizi almayacağım Leven Hanım. Az önce Asude geldi. Dün olup bitenler için özür diledi benden. Halbuki gelip sizin özür dilemeniz lazımdı. Ne münasebet? O lafı sizin çıkardığınızı biliyorum Münevver Hanım. Asude sizin yüzünüzden babasıyla kavgalı. Konakta bir sürü huzursuzluk çıktı. Yeter artık. Konağımızdan elinizi çekin. Ben o konaktan elimi çekersem, o konak yıkılır, sen de altında kalırsın. Kendinizi bu kadar önemsemeyin. Bir daha da Asude'nin arkasına saklanmayın. Kendiniz çıkın benim karşıma. Nazım Bey'in karşısına ben çıkmış olsaydım, bu konu bu kadar kolay kapanmazdı. Emin ol. Niye gelmediniz çok merak ettim şimdi. İlk günden beri hor görerek baktığınız gelini def etmek madem bu kadar kolaydı, bu hazzı niye esirgediniz kendinize? Tatlı yemeğin sonunda yenir. Daha sofraya yeni oturduk Cahilbe. Her şeyin bir zamanı var. Ben biliyorum neyin zamanını beklediğini. Asude ile Ali Fuat'ın evlenmesini bekliyorsun. O yüzden çıkmadın Nazım'ın karşısına. Onunla karşı karşıya gelmekten korkuyorsun. Çünkü Nazım Bey'i karşına alırsan oğlunun mutluluğunun yıkılacağını biliyorsun. Fakat beni fazla küçümsedin. Öyle bir evlilik olmayacak. Bana hırsız damgası vurup yuvamı yıkmaya çalışan kadınla asla dönür olmam. Hayırdır Necat? Çıkıyor musun? Evet, bir randevum vardı. O halde biraz bekleyecek. Ben de bu akşamki randevularımı iptal ettim. Konaktaki ilk akşamınız. Birlikte yemek yeriz diye düşünmüştüm. Elbette. Nereden biliyor bu kadın bizim Asude ile buluştuğumuzu? Size bu işi usulüne göre yapalım dedik. Eğer Asude'yi istemiş olsaydık Cahilbe'nin elinde kozu olmayacaktı. Sen kadın hırsız dedin. Üstelik iddian da boş çıktı. Bundan daha büyük koz mu olur? Sessiz kaldığımız her an o kadın daha da güçlenecek Nazım Bey'in gözünde. Şimdi de kardeşiyle kuzenini aldırmış konağa.
Tamam yeter. Münevver Hanımlar niye gelemediler? Bu akşam onların da misafiri varmış. Başka zaman dediler. Hayırdır Şefik? Necat bugün seni bayağı yordu galiba. Hepimizden önce bitirdin tabağını. Biz Necat'la birbirimize söz verdik, tutacağız. Neymiş o sözler? Aramızda söyleyemem. Necat'ın verdiği sözler ünlüdür. Ve onları tutarım, bilirsin. Nazım Bey'e de Şefik'e de aynı sözü verdim. Şefik'i en kısa zamanda iyileştireceğim. Sonrasında başka planlarım var galiba Necat. Kesin vardır. Kaçar gider bir yerlere. Yalnız Şefik'cim dikkat et. Verdiği sözleri tutmadan kaçıp gitmesin. Kaçamaz bir yere. Babam alıcı bak ona geri. Yeter boğulacağım istemiyorum. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Ben de fazla geç kalmadan kalkayım. Afiyet olsun. Şefik'e umut vermek konusunda kararlısın sanırım. Sana inanmış. Umarım verdiğin sözleri tutacak kadar iyi bir doktorsundur. Kardeşin iyi olmasını istiyorsun değil mi? Tabii ki. O zaman biraz onun doktoruna destek olsana. Bence hiçbir şey kaybetmezsin. Yemekleri kısa tutma konusunda hep böyle ortak hareket edersek sevinirim. Burada zorla tutuluyormuş gibi bir halin var. Şaşırdım doğrusu. Sahibinin bile masadan kaçıp gitmek istediği bir konakta misafirin yabancılık çekmesine şaşırmamak lazım. Değil mi? Bazen Nazım Bey'i anlayamıyorum. Onun abinin suratından belli serseriliği. Nasıl konu alır bunları? Bence de hoş değil. Ama buna da karışacak değiliz. Yarın öbür gün Asude ile evleneceğim. Benim sözlüm, nişanlım niye o heriflerle aynı çatı altında olsun? Ne yapalım? Çıkalım adamın karşısına. Yanlış yapıyorsun mu diyelim. Bana sus diyen sensin. Anlamıyorum ne istediğini oğlum. Yarın Asude istemeye gidiyoruz. Doktor bu ne hal ya? Başımız bir beladan kurtuldu diye kutlamaya geldik. Senin yüzünden düşen bin parça. Altında kuş tüyü döşek, üstünde oymalı tavan, emrinde hizmetçiler. Oğlum, senin yüzünden başım yanıyor. Artık söyle de bilelim. Neden giriyorduk okkanın altına? Hocam, ben Fransa dönüşü Cali Bey'le evlenmeyi planlıyordum. Necat sen ne söylüyorsun? Cali Bey'le sen. Evet hocam. Biz Cali Bey'le birbirimize aşıktık. Ve ben kalbime söz geçiremiyorum. İçimden atamıyorum. Ay.
Ali Fuat Bey haber gönderdi Asude Hanım. Yarın sabah Nazım Bey evden çıkar çıkmaz arkadaki koruda sizinle görüşmek istiyor. Olmaz Ruşen. Babama yakalanırsak bu sefer geri dönüş olmaz. Doğru hanımım. Ne bu? Olur da buluşmaya gelmezseniz bu notu okuyacak mısınız? Sonunda yüzünüz güldü. İyi haber. Bir şey mi oldu? Ben... Yok. Yok bir şey. Ne olacak ki? Yoruldum belki biraz. Ruşen biliyorum. Üstüne çok yük bindi. Yeni gelenlerin hizmetini de sen görüyorsun. Ama merak etme. Sen bana annemden hatırasın. Siz benim için üzülmeyin. Çok yakında sen, ben, Şefik bu konaktan gidiyoruz. Oğlum, adam seni de kızı da vurur. Siz ne yapıyorsunuz? Kapana kısıldım kaldım. Hiçbir yere hareket edemiyorum. Cali Bey'i kalbimden söküp atamıyorum. Aynı zamanda ondan nefret ediyorum. Senin yapacağın tek bir şey var. Tek diyorum ama. Unutmak. Unutacaksın. Hocam, ben başka kadın sevmedim. Nasıl unutulur bilmiyorum. Bazı insan aşkı fedakarlık olarak görür. Sevdiği için her şeyi yapar. Bazısı da bencillik olarak bilir. Hep sahip olmak ister. Cahilipe belli ki böyle bir kadın. O yüzden ondan kaçacaksın, uzak duracaksın. Söz verdim hocam, nereye kaçacağım? Şefik iyileşene kadar, borcumu ödeyene kadar o konakta Cahilipe'yle birlikteyim. Necat, sana kanat takıp uç demiyorum. Gönlünü kaçır. Aşk kendi kendine iyileşebilen bir hastalık değildir. İyi bir doktor gerekir. O doktor da tabii ki başka bir kadın. Öyle bir şey mümkün değildir. İnanırsan her şey mümkün. Bak kim var orada? Trende tanıştığımız matmazel. Justin. Le monde petit. Dünya küçük. Hocam yapma. Bonsoir matmazel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Masamıza gelmek ister misiniz? Oui, bien sûr. Seni mutlu görmek benim için dünyanın en büyük hediyesi. Her şey senin sayende. Kendimi yanında o kadar güvende hissediyorum ki. Eskiden hayal kurardım. Şimdi ne istesem gerçek olacakmış gibi. Ben de senin sayende yeniden hayal kurmaya başladım. Unuttuğum her şeyi yeniden hatırlatıyorsun. Adı neydi? Kâlanojualibe. Sürprizi beğendin mi trendeki güzel yüzüğü? Özür dilerim. Sormamam gereken bir şey sordum. Önemli değil. Üzme kendini. Trende yanınızda bir matmazel vardı. Oy Christine. Keşke onu da görebilsek. Paris'e gitti. Ah çok üzüldüm. Haberleşirseniz lütfen selamımı iletin. Bien sûr.
Doktor? Beni bıraktın konakta, kaçtın gittin tabii. Yüreği yanıyor kardeşinin, senin umurunda değil be. Gerçi burada da ayrı bir yangın varmış ya, neyse. Ben de doktor diyorum, dört nala nereye gidiyor? Nabi. Ben Nabi. Siz dilimizden anlıyor? Biraz biliyorum, Justin. Nereden öğrettin doktor ya? Ya benim bildiğim bir aile teker teker çoğalır. O da 9 ayda 1. Biz bir düğün yaptık, bizim konak 3 kişi birden çoğaldı. Boşuna söylenme Saniye. Sen gelen yamakları teker teker kaçır, ondan sonra bittim tükendim. Yani senin karıyım, 2 kelime söylenmeye hakkı yok öyle mi Hamdi Efendi? Hep başkaları haklı, hep. Hep o masada evet, ekseriyetle. Anne yeter. İç oğlum iç. Yoksa Ruşen ablan gibi aklın küçük kalır. Hayırdır Ruşen? Sen ne zaman hanım oldun bakayım? Bu gidişle hiç olamayacağım. Nabi Bey sana niye hanım diyor o zaman? Şey o, düğünde gördü ya beni. Hı. Kıyafettendir o. Tabii, hani ye kürküm ye gibi. Hı. Anladık Ruşen Hanım. Sadece o kadar mı? O kadar tabii. Ne olacak ki başka? İyi madem. Tamam o zaman. Yavaş Nabi. Beni kandırdı. Onlarca kadın tanıdım. İlk defa biri bunu becerdi işte. Ne güzel işte. Bak yaşamadığın hiçbir şey kalmamış Ruşen Hanım sayesinde. Yahu siz beni anlamıyorsunuz. Hanımefendiye soralım. Çevirsene Neşat kıza. Seni sıkmıyoruz değil mi? Yok çok eğleniyorum. Nabi çok eğlenceli biriymiş. Nedir en nasıl romantik? Birader çeviri aşk gibidir. Çift taraflısı makbuldür. Söylesene ne diyor? İle bir boku, ile tir. Sepur kolye kamsa. Romantizmle aptallık arasında çok ince bir çizgi vardır. Bakınız romantik. Bala stupid. Arkadaş perada Fransız kaldık. İstanbul'a geldikten beri bu kadar eğlenmemiştim. Tekrar görüşelim lütfen. Burada son haftam. Tabii görüşelim. Madem gidiyorsunuz, Nejat size İstanbul'da göremediğiniz yerleri gezdirsin. Tabii. Seve seve. Çok sevinirim. Ben artık geçeyim. Bonsoir. 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 Matmazel çok tatlı kız değil mi Nejat? Hocam, beni biraz tanıdın. Ben acı seviyorum. Şu adam bana mı gülüyor doktor? Hadi bakalım. Kovulmayı beklemeyelim, kendimiz kalkalım. Hesap lütfen. Değil mi abi?
hizmetçilerim. Çağırın benim hizmetçilerimi ayağa. Doktor! Hizmetçilerimi çağırın benim ha! Garibe. Ne oluyor? Cemal, sen hiç aşık oldun mu? Öyle bağıra bağıra olmadım Nabi Bey. Cemal yardım et de yatıralım şunu. Yapmam. Ben de açacağım. Cemal, bana hizmetçimi çağır. Tamam, bırak. Basıp düşen olur. Tatlı ceylan bakışlı bir kız mesela. Üzülürsün Necat. Ben daha çok üzülürüm. Bırak. Senin mi lazım? Belli ki abi bir terbiyesizlik yapıyor. Bırak ben halledeyim. Daha ilk geceden hiç hoşuma gitmedi bu. Gidip Nabi'yle konuşayım bir daha tekrarlanmasın. Nazım lütfen. Haklısın benim de hiç hoşuma gitmedi. Ama daha fazla keyfin kaçsın istemiyorum. Ne olur. Benim hizmete ihtiyacım var. Aa! Ne yapıyorsun ya? Geç yat yatağına Nabi Bey. Ne bu heyecan? Ali Nabi ne oluyor? Ne bu hali Nabi ne yapıyorsun? Ya bırak! Yok benim bir şeyim. Hep doktorun abartması. Rezil ettin beni yürü. Herkes yatsın. Bir şey yok. Tamam Ruşen, sen sert bir kahve yap. Bak işte Osmanlı gelini oldun muydu dersin gibi Türk kahvesi. Senin Fransız kız anlar mı Türk kahvesinden? Ha. Ne dedin? Hayır şimdi yani güzel olması da güzel kız, hoş kız. Ama kahve bilmez, karnı yarık bilmez. Oh. Ama güzel bakıyor Necdet. Ne diyor bu? Neymiş bu Fransız kız meselesi? Seni ilgilendiren bir mesele değil. Peki hala ilgilendiren bir mesele. Bana inat yapıyorsun değil mi? Hayatımı sana göre şekillendirmiyorum. Başka birini buldun yani. Bu Fransa ısrarında bu yüzden miydi? Hadi Cale, git kocanın yanına. Size tatlı rüyalar. O kızın sana tek bir faydası olur. Onun yanındayken beni hayal edersin. Kahvaltıya çıkmasın sabah. Nazım Bey görmesin onu. Nabi ile Necat uyandılar mı? Nabi Bey uyuyor. Necat Bey dün gece konakta kalmamış. Ruşen sabah uyandırmaya gitmiş, yatağı bozulmamış dedi. Günaydın Ali Fuat. Nazım Bey, sizinle konuşmak istediklerim var. Limana kadar birlikte gidelim mi? Trablusgarp meselesi için Bağbali'ye gitmem lazım.
Dönüşte yazıhanede konuşalım. Olur mu? Ha, ben şimdi anladım. Senin bu heyecanın hayırlı. İşle ilgili yeni tasarılar var kafanda, öyle değil mi? Dönüşte. Heyecanımı artık sizden hiç saklayamıyorum. Peki. Yazıhaneye döndüğünüzde paylaşırım. Zaten uzun süredir hazırlanıyordum konuşmak için. Ne yapalım? Birkaç saat daha beklerim. Tamam Ali Fuat. Dönüşte. Hadi Hasan. Bana bak. Seni hemen yarın Bilecik'e annemlerin yanına gönderirim. Ay. Ay. Ya abla, bir sıkıntın mı var? Bir derdin mi var? Niye küfelik oluyorsun diye soracağına. Senin hiçbir sıkıntın olamaz abi. Olmasın diye dedinip duruyorum ben burada. Bana bak. Bir kere daha beni Nazım Bey'e rezil edersen çok fena olur. Tamam ablacığım. Ablaların gülü. Nejat nerede kaldı dün gece? Nereden bileyim ben abla? O Fransız kızla mı kaldı? Ha, bizim Justin. Sen dubaracıya bak. Gitti tabii kızın yanına. Attı beni buraya. Kalk. Kalk git bul şunu. Öğren neredeyse. Bir de söyle, burası otel değil. Öyle iki gece var, üç gece yok. Ben bunu Nazım Bey'e izah edemem. Bugün annemlerin eşyaları yollayacağız Bilecik'e. Orada çekerim bizim frankofonu kenara. Sen bir bul da neredeyse. Hocam kusura bakmayın. Nejat yok artık. Konakta kalamadım. İçim... İçin el vermedi biliyorum. Eve gelseydin, evde misafir olsaydın. Yok, burada sabaha kadar çeviri yaparım diyordum, uyuyakalmışım. Hocam benim dışarıda biraz işim var. Müsaadenizle. Nejat. Ya ben içeri girdiğim zaman sen birinin adını sayıklıyordun uykunda ama Justin mi diyordun, ne diyordun? Ne bir hoş geldin diyen var, ne de kahve soran. Aha. Hiç böyle mi olacaktı Calibe'nin konağı? Hoş geldiniz Mirel Hanım. Kahve alır mıydınız? Sağ ol Kalfa. Yukarıda Calibem'le beraber alırız. Ha. Bir ara uğra da hesaplaşalım. Kalfa niye geliyormuş canım? Kadının bir sürü işi var zaten. Hazır gelmişsin işte, burada hesaplaşın. Önemli değil Saniye. Hanımın önünde hesaplaşalım daha iyi. Aldığımızı verdiğimizi kendisi bilsin Calibe Hanım. Kıymet, nasıl içtiğimi biliyorsun kahveyi. Hazırlat da gönder yukarı. Fevkiye de anlatıyordu bana bir şeyler ama Ağustos'ta sıkıntılı diye. Ben bu kadının bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordum hiç. Anne, sen de sanki ben laf taşıyormuşum gibi yapma. Tabii bazı şeyleri de anlatmıyor Fevkiye. Ama bir fikrim var. Ali Fuat ve Asude çok yakışacaklar birbirlerine. Bence de çok mutlu olacaklar. Bir mani çıkmazsa tabii. Ne gibi mani çıkabilir Münevver Allah aşkına? Bu kadının bu işe de mani olmak için elinden geleni yapacaktır. Olur mu canım öyle şey? Ne yapabilir ki o?
Hem niye karşı çıksın ki? Asu da evlenip gitse o da rahat edecek iyice. Kadın gerçek yüzünü önünde sonunda Nazım'a göstereceğimi biliyor. Niye benimle akraba olmak istesin ki? Beni Nazım'dan uzak tutmak istiyor. Mantıklı. Sana sormadık. Dün geldi. Açık açık bu evliliğe izin vermeyeceğini söyledi. Ne? Aman Fevkiye. Asu de duymasın. Zaten kızın başında bir sürü dert var. Bir de bunu düşünmek zorunda kalmasın. Ne demek mani olacakmış? Nazım Bey üzerindeki etkisine güveniyor. Anca ona güvenir zaten. Fevkiye, sen Asude'yi ziyarete git. Yalnız hissetmesin kız. Biz Münevver'le baş başa konuşalım biraz. Tamam. Hesaplar için gelmiştim hanımım. Kalfa, Asude'nin çeyizi için iki gümüş takım ısmarladım. Biri İngiliz. Şu kumaşları da ayırttım. Neydi hepsinin fiyatı Mirel? İşte bu ısmarlanan gümüşler toplam 300 mecidiye. Bu kumaşlar da 150 mecidiye. Hadi sana 100 diyeyim ben. İşte toplam 400 mecidiye. Hanımım, bana düşmez belki ama bu fiyatlar ederinin biraz üzerinde geldi bana. Mehveş kafa. Ederi ya da değil. Ben beğendim kumaşları, fiyatları da bu. Hizmetçi kıyafetine kumaş seçmiyoruz. Kendim için alıyorum. Müsaadenizle. Günaydın. Oo, günaydın. Ayılabildin mi? Ayar fazla kaçırmışız. Ben de çiçek severim. Tabii öyle ekip biçmeyi değil de vermeyi, sunmayı severim. Siz de mi buradaydınız Nabi Bey? Ben artık hep buradayım. Doktorla buraya taşındık. Ay, iyi isabet. Artık daha sık karşılaşırız. Karşılaşırız tabii. Fevkiye hadi biz içeri girelim. Hatice de evlenemedi daha. İşte Esma gibi ben de evden kaçarım diye tehdit etmiş anasını. Anası da aman dikkat et sonunda Esma'ya benzemesin deyince korkmuş. Kuyruğunu sıkıştırdı eve kapandı. Ne olmuş ki Esma'ya? İşte kaçtığının ertesi yakaladı abileri. Bir şey yapmışlar mı kıza? Valla eve kapamışlar ben de bilmiyorum. Geçen gün işte Hatice bir yoklamaya gitti. Şöyle bir ara bir görmüş kapıdan. Ya bir şey yok gibiydi diyor ama beti benzi falan bembeyazmış kız. Ne yapacaklarmış? Valla bir ihtiyar mı varmış? Ona odalık mı verilecekmiş? Öyle bir şey. İşte üzülüyor insan ama. Kader. Kenar mahalleden gelen dünkü kadına pabuç bırakacak değiliz herhalde. Anlamıyorsun Şermin. Bu kadının çevirdiği dalavereye bizim aklımız ermez. Yalan söylüyor, kandırıyor. Kadınlığını kullanmaktan çekinmiyor. Yok artık Münevver. Ben kocamı paşa yapmış kadınım. Aşağı mahallenin dilberi komşularıyla uğraşırken ben saray entrikası çeviriyordum. Orası öyle. Ama arada Nazım'ı kırmak da var. Hiç de bile kırılmaz. O Calibe'nin dünyadan haberi yok. Evliliğe mani olacakmış. Beyye benim kardeşim gibiydi. Asude de kızım sayılır. Ahmet Paşa ile beraber kahve içmeye diye gider. İsterim kızı. O zaman görürüm ben onu. Tepemin tasını attırmasınlar benim. Rıza Efendi. Buyurun efendim. Nazım Beylerin konağına bir haber salın. Ahmet Paşa'nın hanımı Şermin bir kahvelerini içmeye gelecek. Derhal Şermin Hanım. Ben bir görüneyim şu Calibe Hanım'a. Nazım Bey'e güveniyor da kendine ne kadar güveniyormuş. Aşk olsun Asude. Seni istemeye geleceklerini annem nereden mi öğrenecektim? O kadar hızlı oldu ki her şey. Onun farkındayım.
Sayende bütün romanları okumayı bıraktım. Ali Fuat da seni takip ediyorum. İnan daha heyecanlı. Biliyorsun işte. Öyle olması gerekti. Nasıl yetişecek her şey? Gerekirse sabaha kadar çalışır yetiştiririz. Yok. Ay bir şey istemem. Bir an önce olup bitsin de eksik kalsın. Şefi, Ruşen'i de alıp bu konaktan gitmek istiyorum. Seninki aşk değil. Kahramanlık hevesi. Hayır. Ali Fuat o kadar şey ki. Ne ki? Aman canım işte. Yani bana destek olması, yanımda olması. Asıl kahraman o, ben değilim. Ateş bacayı sardı diyorsun. Aferin Ali Fuat'a. Ama onun aşkı 100 yıldır sürüyor zaten. Seninki şüpheli. Söyle bakalım Asude. Geceleri yatmadan önce aklına geliyor mu? Böyle şimdi yanımda olsa ona sarılsam falan diyor musun? Yani. Bazen tabii oluyor. Ansiko, güzel. Mesela uzaktan geliyor sana doğru. Karnında derinden bir sancı peyda oluyor mu? Yani sana gelmesi uzun sürüyor mu? Ali Fuat karşı konakta oturuyor. Çocukluğumdan beri bana doğru geliyor ki. Evlerin yönü öyle. Alışmıştır artık. İyi tamam. Ama durumu şüpheli hala söyleyeyim. Mesela nasıl olurdu öpüşmemiz diye elinde deneme yapıyor musun? Yok artık Fevkiye. Ama düşünmüyor da değilim. Verdim puanı. Anladım ben. Evet. Son soru. Ali Fuat'ın kokusunu tarif ediniz. Bu ne yahu? Koku nasıl tarif edilir ki? Mesela şey gibi. Yeni sulanmış çimenli, yağmur sonrası çam kokusu gibi. Birazcık lavanta, azıcık da üzüm. Gibi olabilir mesela. Gibi. Biraz misk. Ağaç kabuğu. Böyle tarçınımsı sanki. Ruşen'inki kadar etkili olmadı. Ama tamam. Hayırlı olsun Asude. Tuva de kuat. 4 üzerinden 3 aşıksın. Affedersiniz Cahilbe Hanım. Şermin Hanım haber yollamış, sizi ziyarete gelecek. Ne zaman gelecekmiş? Birazdan efendim. Böyle aniden yani. Tamam. Siz hazırlıklara başlayın o zaman hemen. Altın takımları falan hazırlayın. Alt salonda, üst salonda hazır edelim. Şermin Hanım nerede ağırlanmak isterlerse orada ağırlayalım kendilerini. Baş üstüne efendim. Miral, sen de bana bir müsaade et de hazırlanayım. Böyle mi konuştuk Cahilbe? Hani sen beni köşklere, yalılara, konaklara götürecektin bundan sonra? Miral, şimdi sırası değil. Şermin Hanım dünden sonra ilk defa geliyor ziyaretime. Şimdi sen eğer böyle yapacaksan bana bir faydan olmaz ama Cahilbe. Benim sana daha çok faydam olacak Miral, merak etme. Ama dediğim gibi, ya bu ilk misafirliği, benim bile haberim olmadı. Bir sonrakine sen de davetli olacaksın. Tamam? Fransa'dan sipariş ettiğim 2 büyük sandık elimize ulaşmadı mı hala? Hayır efendim. Geldiğinde Nazım Bey'in haberi olmayacak. Bana bilgi verirsin. Tabii ki efendim. Ali Fuat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti görüşme? Ahmet Paşa sağ olsun. Trablusgarp meselesinden bahsetmiş Nazır'ı.
Sıtkı Paşa da bu işe olur derse Trablusgarp işi olmuş demektir. Sen şimdiden bavullarını hazırlamaya başlasan iyi edersin. Ben mi gideceğim Trablusgarp'a? Ben mi gidiyorum? Ben de gelip gideceğim elbette ama en azından birkaç ay orada duracak güvendiğim birine ihtiyacım var Ali Fuat. Pek sevinmedin galiba. Halbuki can atardın bu yolculuklara böyle. Bilmem, son Beyrut seyahati beni biraz yordu galiba. Oho Ali Fuat, ben giderek gençleşiyorum. Sen sesi koy veriyorsun. Olmaz ki böyle. Hadi bakalım toparla kendini. Kolay gelsin. Ha Ali Fuat. Sen bugün bana arabada ne diyecektin? Benimki ailevi bir mesele. Müsaitseniz bu akşam annemle birlikte size gelelim. Hep birlikte konuşalım. Hay hay. Ne güzel olur. Dün gece yemeğe gelemediğiniz için Cale Hanım çok üzülmüştü zaten. Gir. Efendim, Ahmet Paşa'nın gümrükte işleri varmış. Müsaitseniz bir kahve içmeye uğrayacaklarmış. Hay hay. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Alt salonda mı oturalım, üst kata mı buyur edeyim sizi? Asudeciğim nereye uygun görürse. Salona geçelim isterseniz. Buyurun. Bir akşam hanımla beraber bize davetlisin Nazım. Bu olay bitti artık. Baş başa akşamlara bu kadar isim yeter. Şermin Hanım, Cale Hanım'ı tanıdıkça çok sevecektir eminim. Bir gece mutlaka geleceğiz paşam. Bu gece veya yarın meşgulsün. Evde yoksun. Ama döner dönmez yemeğe davetlisiniz. Hayırdır paşam? Unuttuğum bir şey mi var? Nedir meşguliyetim? Sıtkı Paşa'ya Trablusgarp işini açtım. Ama o daha çok senin avcılığından ilgilendi. Gelsin hem avdaki maharetlerini göstersin hem de Trablusgarp'la ilgili fikirlerini anlatsın dedi. Bu geceden av köşküne gidiyoruz. Sağ olun paşa. Sıtkı Paşa'nın geceler günler boyu süren avlarına davet edilmek benim için şereftir. Sen katılınca o kadar uzun sürer mi bilmiyorum. Aman her attığını vurma Nazım. Biraz da paşaya bırak bozulmasın. Afiyet olsun paşa. Asudeciğim, kalabalıkta söyleyemedim ama düğün çok güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Tek başına o kadar işin altından kalktığını hala inanamıyorum. Kalfa'nın, Ruşen'in, kıymetin saniye kadının sayesinde. Ama beğenmenize çok sevindim. Çok güzel olmuştu gerçekten. Herkes çok beğendi. Aside'nin burada olması sizin için çok büyük şans. Her şeyin en iyisini, en güzelini Asudeciğim bilir. Size de yol gösteriyordur muhakkak. Başlarda fikir teatisi yaptık tabii ama artık pek gerek olmuyor. Canım, sonradan öğrenmek başka bu işleri, çocukluktan öğrenmek başka. Elbette. Asudin cezalı olduğunu duydum. Çok üzüldüm. O yüzden geldim biraz da. Hiç alışık değiliz biz bu konakta böyle haberler almaya. Baba kız arasında küçük bir tartışma. Aile içinde çözülecek en kısa zamanda. Siz bizim çevrelere yabancısınız elbette. Bilmezsiniz. Bu konaklar kocaman bir aile gibidir. Birinde huzursuzluk oldu mu hepimiz endişeleniriz. Özellikle de söz konusu Asude ise.
Nazım Bey'in kararı. Karışmak olmaz. Yoksa ben de huzursuzum. Sonuçta Asude kızım sayılır artık. Asude Beyye'nin kızıdır. Rahmetli annesinin bana ve Münevvere emanetidir. Bunca yıldır ne o bizi kırdı, ne de biz onun saçının telinin incinmesine müsaade ettik. Allah ömür verdikçe etmeyiz de. Asudeciğim, davetime geliyorsun. Gerekirse babanla ben konuşurum. Teşekkür ederim. Davet listesi aylar öncesinden hazırlanmıştı. Nazım Bey'in eşinin listede olmayacağı aklımıza gelmezdi. Kusura bakmayın lütfen. İyi günler. Gel. Paşanın hanımıyla kızı içerideymiş Ruşen Hanım. Hani sizin de yeriniz onların yanı ya, ben sizi tutmayayım. Paşa kızı olsaydım bana dün geceki gibi davranmazdınız herhalde. Nasıl davranmışım ki dün gece? Hatırlamıyorsunuz. Sarhoştunuz tabii. Sarhoşken de öperim, ayıkken de. Oh. Özür dilemeye geldiysen hiç boşa dil dökme. Çıkıyor musun abi? Çıkıyorum. Gittin mi misafirler? Abla, bir şey mi oldu? Ne bu hali? Yok abi, bir şey yok. Ben de geleyim seninle. Evimizi son bir kere görmek istiyorum. Gel. Gel Ali Fuat, gel. Beni çağırtmışsınız. Bütün işini gücünü bırak Ali Fuat. Trabluskarp işini almaya gidiyoruz. Nereye Nazım Bey? Her zaman kaçarsın ama bu sefer kaçış yok. Bu akşam Sıtkı Paşa'nın av köşküne davetliyiz. Trabluskarp işini almadan da dönmeyeceğiz. Bu akşam size gelecektik. E kaçıyor muyuz oğlum? Avdan sonra gelirsiniz. Koskoca Trabluskarp limanının demir işi diyorum. Ben gelmesem ayak bağı olurum siz orada. Sen iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Annem sıkıntılı son günlerde. Onu yalnız bırakmasam daha iyi olacak. Hayırdır? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Babamın ölüm yıldönümü yaklaşıyor. Ondan herhalde. İyiyim hadi. Sen iyisin burada kal. Bana verdiğin günü hatırlıyor musun? Buraya gelmene şaşırdım. Silip yok etmek istediğin hatıralar değil miydi bunlar? Bu ev, bu insanlar. Hiçbirinden mutlu değildin ki. Hep daha fazlasını istedim. Onlara sahibim diye bütün geçmişimi silip atmış değilim. Hem ben unutsam da etrafımdakiler hatırlatıyor. İyi. Birilerinin hatırlatması güzel.
Beni üzgün görmek hoşuna gidiyor değil mi? Seni görmek hoşuma gitmiyor. Bu kararı sen verdin. Şimdi de boş duvarlara bakıp üzülüyorsun. Üzülme. Her şey unutulur. Be doktor, bu defteri de kapattık. Dün akşamki naralarından sonra konakta senin için ince bir defter haline gelmesin abi. Dikkat et. Bir de sen başlama be birader. Zaten sabah sabah paparayı yedik ablamla. Abla kira arabasını çağırttırayım mı yoksa Hasan bizi gelip alacak mı? Esma ile konuşmaya geldim. Esma yok evde. Pencerede gördüm. Ya çağır ya çekil. Kız bizim. Biz istersek evde olur, istersek olmaz. Senin ne istediğinden kime ne? Ben Nazım Bey'in hanımıyım. Her istediğimi de yaparım. Çekil git, benim canımı sıkma Calibe. Sen git hizmetçilerine emir ver. Esma da hak ettiğini bulacak. Ne oluyor Fahri? Calibe, kardeşimi sordu da olmadığını söyledim. Laf dinlemiyor, alın götürün. Esma'yı çağırın. Göstermezseniz zorla girerim içeri. Çok göresin varsa gideceği yerde görürsün. Kim bilir kime veriyorsunuz kızı? Ben buna müsaade etmem. Sen kimsin be? Sana kim olduğumu hatırlatmayayım Fahri. Düzgün konuş. Biz öyle konak laflarını pek bilmeyiz. Başka türlü konuşuruz burada. Ben her türlü konuşurum seninle. Tamam. Bırak. Tamam. Ay, bırak. Ya, he? Ne oluyor Efkin? Esma'yı görmeye geldim. Ne yaptınız kıza? Sana ne hatun, sana ne Allah Allah. Ben senin dilinden çok iyi anlarım. Sen merak etme. Çek şunları önümden. Önce bir senle konuşalım içeride. Ben sonra Esma'yı nasılsa görürüm. Esma'yı alıp götüreceğim buradan. Ne kadar para istiyorsanız da vereceğim. Kız benim yanımda konakta olacak. Çalışacak. Kendi parasını kazanacak. Ne size yük, ne alnınıza kara. Biz o yüz karasını alacak bir adam bulduk. Vereceğiz. Hem alnımızdaki leke temizlenecek, hem de söz verdik. Bunun dönüşü yok. Siz benim sözüme bakın. Başkasının sözüne değil. Kefiliniz benim. Esma'nın başında bir çatısı olacak. İyi bir işi olacak. Calibe de ona göz kulak olacak. Esma sizi görmek isterse, keşke şeytan görsün yüzünüzü. Gelir haftada bir kalır burada. Bak yine şeytan meytan. Siz Esma'yı görmek isterseniz hastaneye gelir beni bulursunuz. Ben de götürür size kızı gösteririm. Bak eğer kız oradan da kaçacak olursa gelir sizi bulurum. Ona göre. Olur. Esma. Ne yaptılar sana?
Yani şimdi konakta mı yaşayacağım ben? Evet. Mutfakta çalışacaksın. Çalışanların katında bir oda açılacak sana. Nabi abiyle sen de mi orada kalıyorsun Necdet abi? Öyle. Kocaman konak. Saray gibi. Çok seveceksin. Bunlar böyledir. Kendileri çekip giderler. Hasretleri kalır sana. İsteyerek gitmedi ki. Abimleri görünce. Öldürürlerdi kaçmasaydı. Yapma böyle Esma. Anlıyorum, seviyorsun ama. Adam kaçsa da sevgisi kalıyor tabii. Şimdi yarın öbür gün o başkasıyla da evlenir bak. Ben sana söyleyeyim. Sen de yoluna bak yani. Gerçekten seviyorsa evlenmez. Boşuna umutlandırmayın kızı. Giden geri gelmez Esma. Gözyaşlarına yazık. Neler yaşayacağını umursamadan çekip giden birinden hayır bekleme. Bir an kızacaksın. Boş verdim zannedeceksin. Sonra bir an ona niye aşık olduğunu hatırlayacaksın. Yine üzüleceksin. Kolayı yok. Gündüzler bitse, geceler uzar. O yüzden en iyisi beklememek. Yapabiliyorsan unutmak. Yapabiliyorsan. Çatal bıçağın canı olsa al da kurtul diye yalvaracak. Yine ne oldu? Yok bir şey. Yarın ağlaya ağlaya gelip kıymet ben ne yapacağım deme ama. Gel. Dün gece öptü beni bu. Şşş. Ve sonra? Bugün de yanaştı. Yedi tabii tokadı. Hizmetine baktığın adama tokat mı attın? Neşeniz bol olsun. Kalfa. Bu Esma. Saniye'ye yardım etsin. Bundan sonra konakta kalacak. Bir oda verin, ilgilenin. Benim için kıymetlidir. Esma'cığım, bir sıkıntın olursa Mehveş Kafa seninle ilgilenir. Kolay gelsin. Duydun değil mi Saniye kadın? Esma artık sana emanet. Calibe Hanım'ın emaneti. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin Nazım. Sürpriz oldu, bu kadar erken beklemiyorduk. Hoş bulduk Calibe. Nasılsın? İyiyim. Baba, biz Necdet abiyle kurye gidiyorduk. Sen de gelsene. Çok gelmek isterdim Şefik. Ama acelem var. Üstümü değiştirip hemen çıkmam lazım. Hayırdır baba? Bu akşam Münevver Hanımlar misafirliğe gelmiyor muydu? İptal etmek zorunda kaldık kızım. Sıtkı Paşa'nın Af Köşkü'ne davetliyim.
Birkaç gece konakta olmayacağım. Ali Fuat, ne bu hal? Bu akşam gidemiyoruz anne. Biliyorum oğlum. Nazım Bey ava çıktı, gördüm. Neden rahatlık anne? Bu işi bir an önce resmiyete dökmemiz lazım. Nazım Bey'in yanı başında Cale Bey'e ne çorap örsem diye hesap yapıyorum. Sen merak etme. Ben onu usulünce sindirdim bugün. Haddini bilecek. Bugün Şermin gitti görüşmeye. Haddini bildirmiş. Uzun süre sesi soluğu çıkmaz onun. Nazım Bey avdan dönsün. Sen, ben, Ahmet Paşa, Şermin gidip Asude'yi isteyeceğiz. O zaman bakalım Ahmet Paşa'nın sözünün üstüne söz söyleyebiliyor mu o kadın? Bu ne? Kuş yemi mi? Aç mı kalalım yani? Allah Allah. Yuh. Asude nerede? Başı ağrıyormuş. Aşağı inmeyecekmiş. Necati de haber verin. Necati abi gitti ki. Önce biraz koruda çalıştı. Sonra beni bahçede Cemal'e bıraktı, gitti. Nereye gittin abi? Nereye gidecek abla? Kesin kızın yanına gitmiştir. Bonsoir. Bonsoir. Ne tesadüf. Sık geliyorsun sanırım buraya. Kiko Bey çağırmıştı beni buraya. Müebbelik yapacağım bir ev bulduğunu söylemişti. Öyle mi? Ben de Kiko Hoca'yı bekliyorum. Sanırım gelir birazdan. Buyurun lütfen. Ah hocam ah. Asude Hanım, beni çağırtmışsınız. Benden bir şey gizliyorlar Ruşen. Aa. Ali Fuat'a söyle. Bu gece babam konakta yokken benimle çardakta buluşsun. Ay yapmayın, gece vakti. Sen söylediklerimi ilet Ruşen. Şermin Hanım'ın konağa gelişi, tavırları, Cale Hanım'a söyledikleri. Bunlar hiç normal şeyler değil. İyi. Yarın görüşün. Böyle gece gece. Ben Ali Fuat'ı görmeden yapamayacağım. Onu görmeden uyuyamayacağım. Fevkiye gibi konuşturma beni, hadi Ruşen. Hadi. Beni istemişsin sanırım. Necat dönmedi mi hala? Yok, dönmedi. Cemal'e söyle. Nabilen nerede olabileceğini öğrensin, gitsin bulsun. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Hemen onu. Paris'e döndüğüne göre iki ihtimal var. Ya İstanbul'u sevmedin ya da umduğunu bulamadın. Hayır, dün eşyalarımı toplarken burayı çok özleyeceğimi anladım. Bu mürebbiyelik işi olmayınca gitmek zorunda kaldım. Nerede kalıyordun? Pera'da. Pera güzeldir. Evet, çok güzel Pera.
Üstelik 3 aylık kiramı ödedim. Keşke bir kiracı bulsam gitmeden önce. Belki de buldun. Ev sahibine bir şey söyleme. Bana yarına kadar müsaade et. Sana paranı ödeyip odayı ben tutayım. Bu çok büyük bir jest. Ben çok kârlı çıktım. Hesabı ben ödersem kabul. Burası İstanbul Matmazel. Burada misafirler para ödemezler. İstersen buradan odama bakmaya gidebiliriz. Sıtkı Paşa ters adamdır. Açık açık söylüyorum, seni zorlayacaktır. Bir çırpıda o elde ettikten sonra ne kıymeti var paşam? Paşa, liman işinin devlete zararı uğratacağını kendisi de farkında. Ama Kürt teşebbüs meselesini bir türlü ısınamıyor. İkna edemiyor. Devletin bu sıra ilgilenmesi gereken tek konu ordu olmalı. Aman paşam, önemli olan bizim menfaatimiz değil, devletin menfaatidir. Biliyorum, ona şüphem yok. Bu işi senin yapmanı senden çok daha fazla arzu ediyorum. Çünkü Osman'ın oraya kullanacağı her insan oradan eksilecek bir nefer demek. Ben kendisine niyetimi açıklayayım. Gerisi ona kalmış mesele. Ben sana aramızda kalacak bir şeyden bahsedeyim o zaman. Paşa'nın düşmanı çoktur. O yüzden de kimse itimat etmez. Geride kaldınız. Sonra Sıtkı Paşa bizi al bırakmadı demeyin. Sağ ol kızım. Aşureyi kaselere boşalt. Narları aynı eşit miktarlarda bütün kaselere koy. Bak tane tane sayacağım ona göre. Sonra hamuru yoğur. Yarına mantı pişirecek. Taze taze. Aç. Kes. Sık. Tamam. Bu kızı da kaçıracaksın değil mi Saniye? Aman tövbe de. Ötekini ben mi kaçırdım ki? Kendi bayıldı, kendi gitti. Tabii tabii. Dur! Vazgeçtim. Sen en iyisi bize lokma dök. Şerbetli. Şöyle tatlı tatlı yiyelim. Hemen. Oğlum. Yatırdım ya ben seni. Niye kalktın? Uyuyamadım. Anne. Söyle anasının kuzusu. Ruşen abla niye hep Rıza Efendi ile buluşup buluşup gizli bir şeyler konuşuyor? Ne zaman? Hep. Az önce mesela. Yani Saniye. Daha ilk günden kıza lokma döktürülür mü hiç? Yok Mehveş Kalfa. Ben önden 2 tabak döktüm gönderdim yukarıya. Bununki öyle eften püften öğrenmelik. Hazır mı Esma? Hazır sanki Kalfa. Nasıl olmuş Kalfam? Benimkiyle hiç alakası yok değil mi?
Yoksa artık iyilerini kendimize saklayıp kötülerini yukarı mı yolluyorsun? Aşureler hazır. Narlar her kasede 57'şer tane. Mantı için malzemeler de hazır. Konağın ışıkları söndüğünde korunun içindeki çardakta dedi Asude Hanım. Bu gece? Evet Rıza Efendi. Ne varmış bu kadar acil? Duymamış olayım. Bir kadına böyle sorular sorarsan böyle bu yaşında bekar kalırsın işte. Işıklar sönünce... Kirkor Hoca gelmeyecek sanırım. Geç oldu. Tabii ki gelmeyecek. O bizi buluşturmak için yalan söylemiş. Anlamamış olamazsın. Seni kapıdan girerken gördüğümde anlamıştım. Benle burada konuşunca... mutlu olunca onu anlatmış olmuyorsun Necat. Bilmiyorum. Sadece her şey çok anlamsız geliyor. Beni beğenmiyorsun o zaman. Hayır hayır. Çok güzelsin. Ama aklın onda. Hayır. İki gün sonra bitecek bir maceraya girmek istemiyorum. Senin için kalıyorum. Hayırdır Cemal? Doktor bey, sizi almaya geldim. Hastaneye gittim, buradasınız dediler. Şefik'in bir sıkıntısı mı var? Yok, Şefik iyi ama Cariba Hanım biraz rahatsızlanmış. Sizi çağırıyorlar. Necat mı geldi? Yok hanımım, daha dönmediler. Ben... Bana bir şey sormuştunuz Asude Hanım'la ilgili. Onunla ilgili bir şeyler öğrendim. Söyle. Bu gece herkes yattıktan sonra Ali Fuat Bey ile arka çardakta buluşacaklar. Sayende elimiz boş durmayacağız. Rezil olmaktan kurtardın bizi. Elimiz niye boş dönelim paşam? Daha bu iyi ki. Paşam. Nazım Bey de Trabzon'daki liman işine ilgileniyor. Fikrimi değiştirmem zor. O işte ilgilenen çok. Ama benim önceliğim devletin çıkarları. Kıymet sen de odada ol. İhtiyacım olabilir. Kendini iyi hissetmiyor musun Celibe? Evet. Üşütmüşüm galiba. Ateşin normal. Terleme de yok. Önemli bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Üzerine daha kalın bir şeyler giy.
Kıymet mutfakta söğüt kabuğu kaynatsınlar. İçip uyu. Yarın daha iyi uyanacaksın. Herkes hala ayakta değil mi? Nabi Bey salonda, Cağalibe Hanım da odasında. Tamam Rüjan, hadi sen git yat. Tamam da, ya ihtiyacınız olursa bana? Olmaz Rüjan. Ali Fuat'la buluşacağım, ne olacak? ...93 Harbi sadece bizi askeri açıdan vurmadı. Yıllar geçti hala toparlayamadık. Hem moral olarak hem de iktisadi anlamda büyük yıkıma uğradık. Ben şahsen devletin yapacağı yeni yatırımlarda batılı devletlerin yolundan gidilmesi kanaatindeyim. Bu tür yatırımların hür teşebbüse ihale edilmesi devleti daha çok güçlendirecektir. Bu konuda seninle aynı fikir. Sudem, nasılsın? Her gün daha zor Ali Fuat. Her gün. Güvenebileceğim bir tek sen varsın. Sadece seni gerçekten tanıyormuşum ben. Şu an gidelim de... ...gidelim buralardan. Gidelim buralardan. Thank you.
Az kaldı. Baban dönünce bunların hepsi son bulacak. Merak etme, her şey geçer. Mühim olan aşkımız, birbirimize hissettiklerimiz. Sadece biz değil Ali Fuat. Evlendiğimizde Ruşen ve Şefik de bizimle olmalı. Onları bırakamam. Sen kimi yanımıza istiyorsan onlar yanımıza olacak. Güven bana. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Git buradan. Bunu içinden gelerek söyle. Gideyim. Bekliyorum. Git de bana. Necdet!